Herkese selamlar. Yeni bir haftaya başladık. Dün yaptığımız yayında Moody's kararının aslında piyasaya önümüzdeki süreç için umut verebilecek bir karar olduğunu, karaları bağlamamak gerektiğini, gün içi belki oynaklıklar olabileceğini ama netice itibariyle piyasanın gidişini bozacak bir karar olmadığını konuşmuştuk. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle endeks 8080'lere kadar gene yükseldi. Sabah takip etmişsinizdir. Özellikle daha önce defalarca denediği 8060 seviyesinde zorlandı, geri çekildi. 8030'ları destek olarak kullandı ve şimdi baktığımız kadarıyla 8085, o 8080 seviyesi de biliyorsunuz önemli bir direnç ve orada da tekrar zorlanıyor. Ama pozitif olan şey şunu söyleyeyim. Geçen hafta da sizlerle paylaşmıştım. Düşen trendin kırıldığını ama bu trend içerisinde günlük oynaklıklar olabileceğini, çünkü trendin bu şekilde aşağı doğru ilerlediğini ve onun üzerine atsa da trend üzerinde kalacak şekilde aşağı yönlü hareketler olabileceğini konuştuk. Bundan sonra da olabilir. Ama temel mesele şu, dediğim gibi olumlu olan taraf birçok önemli hissenin de düşen trendlerini kırdığını ve bazılarının da bu kırmaya doğru hareketlerini yukarı yönlü güçlü bir şekilde yapmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu yeni bir trendin içinde olabileceğimizin göstergesi açıkçası. Geçen haftada, ondan önceki haftada paylaştığım gibi o eski zirvelerini görme olasılığı ve geçip daha yeni TL bazlı rekorlar kırma olasılığını yüksek gördüğümü ifade ettim. Aralık ayı boyunca yaptığımız yayınlarda da işte özellikle 7200'lere geldiğinde birçok insan aşağı yönlü hedefler verirken bakın hisse bazlı değerlendirin ve özellikle 30, 50, 100 endekslerde çok önemli fiyat seviyelerine gelmiş ve aşağıları kıramayan şirketler var. Ve buraların fırsatlar olduğunu hep konuştuk sizlerle biliyorsunuz. Oralara tekrar girmeye gerek yok. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada 7200, 8100, 900 puanlık %10'un üzerinde bir hareketi gözlemliyoruz. Ve bu hareket içerisinde güzel olan hala o bahsettiğimiz birçok önemli şirketin önemli hareketler yapmamış olması, hala makul seviyelerde hareketlerini sürdürüyor olması. Dolayısıyla bir trend oluşurken aylarca aşağıda bekleyen yatırımcı şimdi ufacık bir hareket olduğunda panikle acaba buradan tekrar satış gelir mi düşüncesiyle elindeki varlıklarını da çıkarabilir. Ama burada önemli olan trendi yakalayabilmektir. Yukarıdayız. Henüz piyasayı bozabilecek ekstra negatif bir haber akışı olmaması halinde bu trend yukarı yönlü bir miktar bir süre daha devam edecektir kanaatindeyim. Fakat tekrar hep söylüyorum. Şimdi bu piyasa. Piyasayı oluşturan bir sürü dinamik var. Sadece teknik seviyeler değil. Sadece temel parametreler de değil. Bir haber akışı her şeyi değiştirir ve olacaksa bir şey piyasa mazeretini yaratır diye size bir sürü yayında bunu söyledim. Bunu neden ifade ediyorum? Şimdi bu olumlu cümleleri kurduktan sonra hiçbir şey tekrar bozulmayacak gibi bir düşünceyle ya da bozulmayabilir gibi bir düşünceyle bir hayale kapılma noktasında olmasın insanlar. Temkinli pozitif bir yapı içerisinde piyasayı aşama aşama izleyerek ilerlemekte fayda var. Dedik ya çok fazla direnç var. İşte 8060'ı kırmakta zorlandı. Şimdi 8080'i geçmekte zorlanıyor. Onun üzerinde 8100-150 yani aşama aşama bakarak gideceğiz. Fakat genel fotoğrafı anlamanız için tekrar ifade ediyorum. Hisse bazlı da endeks bazında da düşen trendlerin kırıldığı bir sürecin içerisindeyiz. Zaten 5 aydır düşen bir piyasa vardı. Ve bu piyasa sonsuza kadar düşmeyecekti. Kasım'da, Aralık'ta sizlerle hep bunu paylaştık. Bu bir süreç ve doğru yerlerde pozisyon alıp sabredenlerin kazanabileceği bir süreç. Sabredemeyip sistemin dışına çıkanların maalesef kazanamayacağı bir yapı olacağını söyledik. Bunu söylerken şunu da ifade edelim tekrar. Biliyorsunuz şimdi bu Ağustos ve Eylül aylarında satmak gerekir artık riskli dediğimizde çok yüksek hedefler verenler vardı sizlere. Kasım Aralık'ta da artık satmamak gerekir, almak gerekir ya da pozisyonları doğru yerlerde güncellemek gerekir dediğimizde de satın çok daha aşağı gidecek diyenleri de gördük. Dolayısıyla burada yatırımcı şunu da bilmeli. Yani piyasada her şey olabilir ama bazen sahanın dışına çıkıp tribünden bakıp sahayı 360 derece görmek gerekir. Günlük fiyat hareketleri, günlük oynaklıklar, sizlerin psikolojisini bozacak, manipüle edecek hareketler genel fotoğraftan sizi uzaklaştırmak içindir. Çok ucuzlamış şirketleri daha da baskılayıp sizlerin elinden alma çabasını ancak
O günlük hareketlerden sıyrılıp sahaya 360 derece bakarak görebilirsiniz. Biz de burada aslında sizlere bunu vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 7200'de panik yapıp satanlar şu an pişman maalesef. Borsada böyle bir mecra. Gerekli parametreleri sıraladık sizlere bütün yayınlarda. Dün de yaptığım yayında sıraladım. Borsayı yükseltmeye yarayacak temel noktalar hala devrede, hala gündemde ve netice itibariyle orada bir değişiklik yok. Olmadığı için de yukarı trendin sürmesini açıkçası bekliyorum. Ve hala çok uygun seviyelerde birçok şirket olduğunu da tekrar ifade etmek isterim. Elbette ki yabancı yatırımcı gelecek mi ya da yarın satışa döner mi gibi korkular var. Gelen yorumlardan da sorulardan da görüyorum. Ama dediğimiz parametrelerin hepsi aynen devam ediyor. Çok negatif, jeopolitik, siyasi bir haber akışı, küreselden gelebilecek bir haber akışı olmaması halinde şu an keyifle yeni trendin oluşumunu izleme şansımız olduğunu sevgili arkadaşlar düşünüyorum. Elbette ki ilave bu fotoğrafı bozabilecek bir haber akışı vesaire olması durumunda sizlerle yeniden paylaşım yapıp güncel durumu anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu fotoğrafın keyfini çıkarın. Çünkü aylardır tedirgin ve moralsiz bir şekilde piyasayı izliyorsunuz. En azından piyasa yükselirken umuyorum elinizdeki hisseler de yükseliyordur. Yükselmiyorsa bile şu an itibariyle bu trendin devamı halinde genele yayılacaktır. Tereddüt etmeyin. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada doğru yapılarda işte hep anlattık o parametreleri, kriterleri, doğru yapıların ne olduğunu. Israrla hisse isteyenler var. Hala dünkü yayından sonra da soranları görüyorum. Ama onları anlattık. Sektör isimleri de verdik. O sektörlerde hangi şirketleri nasıl seçeceğimize dair parametreleri de ortaya koyduk. Önceki yayınlara bakarak da bunları değerlendirebilirsiniz. Tek bir enstrümanda kalmak, tekrar söylüyorum, piyasa yukarı giderken de sizin sadece piyasaya bakmanızı sağlayabilir. Belki getiri elde etme olasılığınızı da ortadan kaldırabilir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Portföyü çeşitli bir şekilde düzenleyip takip etmek sizlere her zaman fayda sağlayacaktır. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.